üç genç kızın ibretlik ve hazin öyküsü. Kızlardan biri Tuğçe, biri Damla, biri ise Nisa. Üçü de henüz hayatının baharında. İlk öykü Tuğçe'nin öyküsü. Bodrum'dan duyuldu Tuğçe'nin sesi. Kendisinden tam 25 yaş büyük, saplantılı bir adam yüzünden hayatı cehenneme döndü. Ölmek istemiyorum diyerek sosyal medyaya yüklediği bir video kısa sürede tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Öyle ki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı o görüntüyü ihbar kabul etti, hemen devreye girdi. 46 yaşındaki şüpheli apar topar yakalandı, tutuklandı ve cezaevine konuldu. Taciz, tehdit, hakaret. Kabus tam 1,5 yıl sürdü. Genç kızın ölmek istemiyorum isyanı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Saplantılı adam önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Sosyal medya gün boyu 21 yaşındaki Tuğçe'nin isyanıyla çalkalandı. İsyanın nedeni kendisinden 25 yaş büyük adamın tacizleriydi. Tuğçe geçen 1,5 yılda onlarca kez şikayetçi olmuştu ama verilen uzaklaştırma kararları saplantılı adamı durdurmaya yetmedi. Ama dön desem, seviyorum seni. Taciz ve tehdidin boyutu öylesine arttı ki genç kız sokağa dahi çıkamaz hale geldi. Sosyal medyadaki ölmek istemiyorum isyanını tüm Türkiye duydu. Devreye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girdi. Gözaltına alınan 46 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve bir başka genç kız daha. Adı Nisa Nur. Mersin'de yaşayan 18 yaşındaki genç kız erkek arkadaşından ayrılmak istedi ama başaramadı. O gün bugündür şantajlarla baş etmeye çalışıyor. Görüntülerini sosyal medyada paylaşmakla tehdit eden eski erkek arkadaşını savcılığa da şikayet etmiş durumda. Ancak Nisa Nur'un tek kurban olmadığı, şantaja uğrayan başka genç kızların da bulunduğu iddia ediliyor. Yüzümü göstermeyin diyerek ATV Haber'e konuştu bugün o genç kız. Başına gelenleri tek tek anlattı. Cezasını bulmasını istiyorum dedi. Sen benim gözyaşlarımı da gördün. O anları gizlice kameraya çekmiş ve benim rızam olmadan, benim haberim olmadan. Önce tehdit, sonra da şantaj. Videomu aileme, arkadaşlarıma, okuluma, herkese ifşalayacağını söyledi. Mersin'de yaşayan 18 yaşındaki Nisa Nur bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrılmak istedi. Ancak bunu duyan erkek arkadaşı Nisa Nur'u iddiaya göre gizli çekilen uygunsuz videolarını yayınlamakla tehdit etti. O anları gizlice kameraya çekmiş ve benim rızam olmadan, benim haberim olmadan. Genç kız telefondaki o görüntüleri silmeye kalkınca bir şok daha yaşadı. Ben kendisinin telefonundan kendi videomu silmeye çalışırken başka kadınların da videosunu, görüntülerini, çıplak fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı şantajlarına devam ederken Nisa Nur rahatsızlandı. Hastaneye gidince de gerçek ortaya çıktı. Bu olaylardan sonra bazı rahatsızlıklarım baş gösterdi. Hastaneye başvurdum ve bana HPV virüsünü bulaştırdığını anladım. Aşılar, ilaçlar, serumlar. Hala bu ilaçları kullanıyorum, kullanmaya devam ediyorum ve ömrüm boyunca bu hastalıkla yaşayacağım. Bunun üzerine genç kız savcılığa giderek eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu, uzaklaştırma kararı çıkarttı. Tüm kanıtları, tüm mesajları, videoları, hastane kayıtlarını hepsini gönderdik. Şimdi ise tek bir isteği var. İnşallah cezasını bulur, başka kadınların da öldürülmesini, bu tarz şeylerle karşılaşmasını istemiyoruz. Üç genç kızın öyküsünden üçüncüsünde sıra. Adı Damla, daha 17 yaşında. Damla iki gün önce bir anda ortalıktan kaybolmuş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Damla ortalıkta yokken Muğla'dan, Pınar'dan gelen acı haberle herkes aynı tedirginliği yaşamaya başladı. Çünkü Pınar'ın başına gelenlerin benzeri Damla'nın da başına gelmiş olabilirdi. Neyse ki ve şükürler olsun ki korkulan olmadı. Damla dün gece sosyal medyada ortaya çıktı. Bir görüntü paylaştı, güvende olduğunu söyledi ve niçin iki gündür ortalıkta olmadığını anlattı. Sözü anne ve babasından açtı. Ailemin yanına değil, yurda gitmek istiyorum dedi. Bunu niye istediğini ise bakın nasıl anlattı. Ben şu an çok rahatım.
Çok güvendeyim. Kaçırılma gibi bir durum da yok. Ben kendi isteğimle evden çıktım. Herkes onu aradı ama o sosyal medyadan çıktı. Ben ailemin beni aradığının farkındayım. Ama ben onlara gitmek istemiyorum. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Damla Horuz, geçtiğimiz pazartesi günü evden kaçtı. Ailesi hemen güvenlik güçlerine haber verdi. Sosyal medyada Damla'yı bulmak için seferber oldu. Ancak herkes onu ararken o Twitter'dan bir video paylaştı ve herkesi şoke etti. Arkadaşımın evindeyim, güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın. Ben ailemin beni aradığının farkındayım. Ama ben onlara gitmek istemiyorum. Genç kız evden kaçma sebebini de açıkladı o videoda. Bana psikolojik baskı yaptılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim, ifade verdim, yurda gitmek istiyorum dedim. Beni göndermediler, geldiler aldılar. Ailemden çok korktuğum için jandarmada yüz yüze gelince ben jandarmaya bir şey diyemedim. Hani kabul etmek zorunda kaldım söylediklerini. Dayımlar beni dövdüler. Bu yüzden ben de kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Bir arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Damla, ailesiyle yaşamak istemediğini ifade etti. Gerekirse bir yurda falan yerleşirim. Ama ben onlara gitmek istemiyorum. Biraz kafa toplamak istiyorum ben. Kafamı topladığın zaman zaten ben polise gideceğim. Ancak Damla'nın bu mesajına rağmen güvenlik güçleri teknik takibe devam etti. Bursa'da olduğu belirlenen genç kız yanında kaldığı arkadaşının evinden alınarak emniyete götürüldü. Ben